Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz minik sevimli kurabiyeler. Bugün kahvenin yanına bayatlamayan tek lokmalık sevimli kurabiyeler yapacağız arkadaşlar. Kurabiyemiz için gerekli olan malzemeler oda sıcaklığında 250 gram tereyağı, yarım su bardağı toz şeker, 1 su bardağı ince dövülmüş cevizimiz var. Bunları güzelce yağla beraber karıştıralım. Daha sonra unumuzu ekleyelim. Toplamda 3 su bardağı un kullanacağız. 2 su bardağını önce dökelim, 1 su bardağını ayıralım, daha sonra kontrollü olarak dökelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tutam da tuz ekleyelim. Biraz kaşıkla toparlayalım, daha sonra elimizle yoğuralım. Hamurun kıvamı ne sert ne çok yumuşak olacak. Kulak memesi yumuşaklığından bir tık daha sert bir hamur yapalım arkadaşlar. Hamurun kıvamı biraz yumuşak oldu. O yüzden tepeleme bir yemek kaşığı kadar tekrar un ekledim. Her unun kalitesi farklı olduğu için unlarda bazen farklılık gösterebilir. Dediğim gibi orta sertlikte bir hamur olacak. Kurabiyemizi şekillendirirken toz şekeri bulacağız. O yüzden yarım su bardağı toz şekere ihtiyacımız var. Yayvan bir kap içerisine şekerimizi alalım. Daha sonra hamurumuzdan küçük parçalar alıp baş parmak kalınlığında ince uzun şeritler halinde hazırlayalım. Uç kısımlarını kesip düzeltelim. Daha sonra şekerin içerisinde güzelce yuvarlayalım. Her yeri şekere bulansın. Toz şekeri koyduğum tabağı biraz küçük seçmişim galiba. Biraz daha büyük bir tabağa koyarsanız daha kolay olur arkadaşlar. Daha sonra bir parmak genişliğinde küçük küçük kesip kestiğimiz tarafları yukarıya gelecek şekilde tepsimize yerleştirelim. Çok güzel bir kurabiye tarifi arkadaşlar bu. Özellikle kahve yanına atıştırmalık, tek lokmalık, kıyır kıyır bir kurabiye. Haftalarca bayatlamadan buzdolabında saklayabilirsiniz. Yapması çok kolay, yaparken çok keyifle yapacağınız pratik bir tarif arkadaşlar. Hamurumuzun tamamını şeritler halinde hazırlayıp kesip bırakalım. Bu şekilde yapınca daha kolay olacak. Her defasında elimizi şekere bulamamış olacağız. Kestikten sonra tepsimize dizerken aralarına küçük mesafeler bırakalım. Çok büyük aralık bırakmanıza gerek yok. Küçük küçük birazcık boşluklar bırakmanız yeterli. Hazırladığımız ölçüden büyük bir tepsi kurabiye çıktı arkadaşlar. Çok da bereketli bir kurabiye. Bu arada yaparken bir taraftan da anlatmak istiyorum. Bu kurabiye beyaz bir kurabiye. Çok fazla kızartmıyoruz. Her fırının ısı ayarı farklı olabilir arkadaşlar. O yüzden kontrollü olarak pişirelim. Dediğim gibi çok kızarmayacak beyaz bir kurabiye olacak. Alt üst ayarda 170 derecede 25 dakika pişirelim. Pişerken çok kızarmamasına dikkat edelim. ...25 dakika sonra kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Sıcakken elinize aldığınızda içi yumuşak gibi gözükebilir ama soğuduktan sonra sertleşecek ve kıyır kıyır bir kurabiye olacak. Soğuyana kadar fırının içerisinde bekletelim. Nefis bir kurabiye yaptık arkadaşlar. Gerçekten bu kurabiyeyi çok seviyorum. Mutlaka denemenizi istiyorum. Kahvenin yanında muhteşem bir lezzet. Şöyle küçük bir kutu içerisine koyup buzdolabında saklayabilirsiniz. Gerçi çok fazla saklama şansınız olmuyor. Çünkü yemeye başladığınızda kaç tane yediğinizi sayamıyorsunuz. Farkına bile varmadan kurabiyenin yarısını yemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tadı damağınızda kalacak kıyır kıyır bir tarif. Kurabiyeleri kutunun içerisine kat kat yerleştirdim. Bir sıra kurabiye bir arasına bir tane peçete serdim. Bu şekilde yaptığınız zaman hem kurabiyelerin dağılmasını engelleyecek hem de daha düzenli ve daha güzel duracak.
hazırladığınız kurabiyeleri bu şekilde hediye paketi yapıp arkadaşınıza kahveye gittiğinizde götürebilirsiniz mesela. Çok şık ve çok sevimli bir hediye paketi olur. Bugünkü tarifimizde kahvenin yanına sevimli minik kurabiyelerdi. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.